Ben. Heh. Evet, sen de Allah'ına kurban. Tek seferde mi yutacağım bunu? Tek seferde mi yutacağım? Hadi bakayım. Tek sokum geçen köye gittim. Tek sokumluk. Vallahi bu lokum gibi ya. Şundan var ya, bana her gün ver yerim ya. Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. İstiklal'deyim. Şimdi buraya geldiğim zaman mutlaka şeye uğrarım. Bizim Muammer Usta yok mu? Söğüşçü. Oraya mutlaka uğrarım. Hatta oranın videosu da YouTube'da 2 milyonu geçti. Şimdi tatilden dönüşte İstanbul'a yine geldim. Şimdi güzel bir kebap yedim, tamam mı? Kebabın arkasına dedim ki ne yapak? Duramıyorum yerimde. Yani bir yere daha mutlaka uğramam lazım. Nereye uğrayalım? Dedim gelmişken Muammer Usta'ya uğrayalım. Orada güzel bir kelle yiyelim. Ondan sonra evimize gidelim. Akşam rahat uyuyalım dedik. O yüzden böyle İstiklal'de Muammer Usta'nın yanına doğru yol alıyoruz. Haydi bakalım. En azından videonun ikincisini de böylelikle sizlere göstermiş oluruz. Nereden gireceğiz bilmiyorum ama şuradan bir yerden gireceğiz herhalde. Tarihi Cumhuriyet Meyhanesi'nin tam karşısında Kelle Söğüş Muammer Usta. Yani buranın adresini çok soruyorsunuz. Tekrardan söylüyorum. Tarihi Cumhuriyet Meyhanesi'ne konum alın. Direkt yanında. Muammer Usta, kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Ne var ne yok, nasıl keyifler? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ ol Muammer Usta, herhalde bir yıl falan oldu görüşmeyeli. Değil mi? Olmuştur. İki yıl önce çektim videoyu ama... İki yıl önce çekmiştiniz. Ama ondan sonra ben bir kere geldim. Yine burada bir vlog çekmiştik, orada vardın. Aynen. Şimdi Muammer Usta, Allah rızası için 10 gündür adamdan uzağım, tamam mı? Böyle sakatat, makatat, hepsi burnunda tutuyor. Eyvallah. İstanbul'a her geldiğinde biliyorsun, mutlaka senin yanına uğruyorum. Teşekkür ediyorum. Pandemiden dolayı uzun zamandır uğrayamıyorum yanına. Biz pandemide de buradaydık hocam. Sen açık mıydın? Bizde hizmette kusuru yok. Oy. Şimdi Muammer Usta, senle 2 yıl önce bir video çekmiştik. Sen bir doğru bir izleyelim onu. Şu şiir gibi bir sanatı bir izleyelim. Ne geldi sipariş? İki porsiyonumuz var hocam. Şimdi Muammer Usta, biz sen de at abi, at sen biz servisini yap, ondan sonra biz konuşuruz. Baharatı müşterinin isteğine göre verdiğim için normalde atmıyor musun? Normalde baharat kullanmıyorum ben. Niye kullanmıyorsun peki? Şimdi sakatada baharat yakışır ama sen kullanmıyorsun. Niye kullanmıyorsun? Hocam her zaman söylediğim bir laf vardır. Taze ürüne baharat gerekmez. Gerek yok. Malına güvenen baharat kullanmaz. Tuz at, yeter mi diyorsun? Tuz da atılmaz. Ne atılır? Tuz da atılmaz. Tuz da mı atılmaz? Hiçbir şey atılmaz. Tuz da atılmaz çünkü tuz yiyen kişi istediği zaman atılır. Tuz atılmaz. Belki adamın şeyi vardır, kolesterol vardır, şey hastalığı vardır. Dur şuraya bir şey gel. Ne geldi, servis mi geldi? Bir porsiyonumuz hocam. Tamam. Bu mu olay? Evet. Bakalım nasıl gidiyor? Gider. Böyle ha. Böyle ya, Muammer Usta'ya baksana, tam bir İstanbul beyefendisi değil mi ya? Ben var ya, yönetmen falan olsam bu adamı kesin filmlerimde oynatırım. Anadolu beyefendisi, Anadolu. Anadolu okuyor değil mi adam? Tam bir İstanbul beyefendisi ya. Belki ben şu kadardım ya. Şu kadar geldiğim zaman. Yaş kaç? Ne desem sen inanırsın. Yani şimdi maskeyi çıkarıp, yani çıkarmayıp burundan yukarıya bakarsam 40 gibi falan duruyorsun. Yani şu, ne bileyim ya, seni görsem 40-45 arası. Teşekkür ederim. 59. Şaka, harbi bak, şaka yapıyor. Ben inanmıyorum sana 59'unda. Aynen. Kimliğini göster, inanmam. Bak harbi inanmam. Ben 62 doğumluyum. Sen 60 yaşında mısın? 62 doğumluyum. O zaman senin kafan rahat. Başka bir açıklaması yok bu işin. Rahat değil. Ben şu anda Beyoğlu'nda belki de benim kadar ezen kimse olmamıştır. Muammer Usta, bu adam 60 yaşındayım diyor. Bence bir yanlışlık var bu işte. Aynen. Şaka yapıyorsun. Niye? Aynen. Evet Muammer Bey'den. Buyurun. Abi ben komşumdur yani. Ben yaşlıyım ya. O zaman. Ben kendime bakınca ben sizden yaşlı duruyorum. Ben anlamadım acaba saçım yok diye mi? Yok, saçın yok değil. Sen saçının arkası yok. Sen bizim evladımız şeyimiz yaşındasın. Eyvallah. Evet. Allah razı olsun. Bak, bu da Muammer Bey'in oğlu. Muammer Usta'nın oğlu. Her geldiğimizde Muammer Usta olmadığı zaman onu görüyoruz burada. Evet, onu görmen lazım. Şimdi Muammer Usta,
bir dakika. Heh, Muammer Usta doğru söylüyor. Hep karıştırıyorum Muammer Usta. Ya şu kelle bir çıkar da bir ayıkla da bir görsünler. Allah razı olsun. Nasıl? Kelle ayıklanır. Onu bir görsünler ama şunu sormak isterim öncelikle sana. Şimdi biz bir önce seninle bir video çektik 2 yıl önce. Evet hocam. O videomuzda 2-3 milyona yakın izlendi. Teşekkür ederim. Orada birçok kişi işte kellede beyin olur, yok lavaşlı olur gibi şeyler söylediler. Bununla ilgili senin düşüncelerini almak istiyorum ben. Yani bu işte beyin olur, lavaşta olur, kimyon olur, isot olur gibi yorumlar var. Onunla ilgili ben senin bir düşüncelerini alayım önce. Şimdi şöyle bir şey var. Kelle söğüşün bir orijinal hali var. Bir de halka hitap şeklinde insanlar ticarete dönüştürdüğü için menfaatler var. Evet. İş yapamayıp da bunun yanına ekstra bir şeyler katıp bir şeyler yapmak da bu işi yaptığım anlamı çıkmaz. Bu işin orijinal hali tıpkı 130 yıldır ki 45 yılı bana ait olmak şartıyla 1890 yazıyor. Çocukluğumdan beri. Yani 130 yıldır. Evet, ama 1976 da benim tarihim. Bu sen misin? Evet, benim orada ne yazıyor? 1976 yazıyor. Şimdi bana sormak lazım. Bana birileri evet. Sorması lazım. Neden hep aynı stil? Evet. Çünkü orijinale riayet göstermek lazım. Yani sen şimdi kaç yaşındasın Muammer Usta? 61 yaşına girdik. Kaç yıldır şükür. Bu işi yapıyorsun? 45 yıldır bu işi yapıyorum. Şimdi 45 yıl önce de yani 10 yaşında 15 yaşında bu kelle burada böyle mi sunuluyordu? Aynı şekilde hiç değişmedi. Hiç değişmedi yani? Hiç değişmedi. Sadece bir konum değişti. Eskiden kelle ucuzdu. İşçi yemeğiydi. Fakir evet. Yemeğiydi. Ucuzdu. İnsanlar tam kelle alıp gidiyorlardı. Biz ekmek kullanmıyorduk. Maalesef şimdi adeta sosyetik tabiri caizse. Yemeği haline geldi. Sosyete iş oldu değil mi? Fiyatından tabii, dolayı. Yani pahalılaştı biraz. O yüzden dolayı sandviç olayına dönüştük. Her insan kesesine göre, cebine göre karnını doyurabilsin anlamında. İyi ki de dönüştük. Sizlerin sayesinde daha da çok insanlara erişme şansımız oldu. Yani orijinal halini hiç bozmadım ama. İyi yapmışsın abi. Yani yok lavaştı, yok beyindi, yok salataydı, yok domatesdi. Bunlar insanların kendi tercihi. Onlara da saygı duyarım. O zaman şunu diyebilir miyiz? Senin yapmış olduğun kelle. Evet. Ne usulü kelle? Onu söyle. Şimdi İzmir'de böyle yapılıyor. Niğde usulü kelle söğüş. Orijinal Niğde usulü kelle söğüş bu haliyle yapılır. Bunun haricinde kelle söğüş yapan bana göre yapmacık olur. Şimdi biliyorsun eleştiri anlamında söylemiyorum yani. Yok estağfurullah. Orijinal anlamda söylüyorum. Kellecilerin %99'u hatta %100'ü bile diyebiliriz. Allah şükür Niğdelidir. Niğdelidir. Yani sen de Niğdelisin. Aynen. Yani o zaman lavaş işi sonradan mı çıktı? Tabii sonradan çıktı. 45 yıl önce sadece tüm kelleyi böyle sen ekmeksiz bir şekilde verirdik yerlerdi. Aynen. İzmir'de başlangıç şeklinde bilmiyorum ama İzmir'de de lavaş yoktu yani. Başlangıç. Hele domates, biber hiç yoktu. Direkt kelleyi böyle ben ona sırf karşıyım. Bana müşterim domates getiriyor. Ben doğramam diyorum. Kendim masamda doğrayı. Sende domates yok o zaman. Ben tahtama domates suyu bulaştırmam. Gerek yok değil mi? Yani kellemin tadını bozar. Ben tahtama baharat bulaştırmam. Kellenin tadını bozar. Fiyatlara bir gelelim. Tam kelle 50 lira, yarım porsiyon 26 lira, sandviç 15 lira. Aynen. Şimdi biz senden ne yiyelim onu söylesen. Ben sana yine karnını açtır muhtemelen. Her zaman olduğu gibi. Porsiyon yapacağım. Hadi abi o zaman bir kelleyi bir çıkar. Tam kelleyi yapacağım, hep beraber yiyeceğiz. Hep beraber yiyelim biz. Şimdi yiyemem tarafını dersen kalanını yok, ben yerim. Yok yeriz o konuda işin rahat olsun, gönlün rahat olsun. Sen hiç merak etme. Şimdi bir şey diyeceğim, sana göz kısımlarını mı komple ayırdın? Burada. Gözlerimiz burada. Bunlar normal kemikleri. Hani derler ya bazıları koyun kokar. Koyunun dilini böyle tertemiz yaparsan bembeyaz. Bunda koyun kokusu kalmaz. Bir şey diyeceğim, sen bunu nasıl bembeyaz yaptın? Şimdi ben mesela geçen evde kelle söğüş yapmaya karar verdim. Yapamazsın. Olmadı. Yani dediler ki çenesini açmazsan içinde saman olur. Onu da ayrıca göstereyim. Bu kelleyi şu kanlı halini düşün. Evet. Evet. Bunun ağzını ayıracaksın. Tamam. Şurada kırklakta bir nefes borusu var. Şu şekilde. Tamam. Yırtacaksın. İki parmak buradan. Evet. İki parmak buradan. Bu şekilde suda yıkayacaksın. Ne kadar yıkayacaksın bu işi? 3-5 dakika çıkacak. Bunu yıkayacaksın. Sonra durulayacaksın. Tekrardan yıkayacaksın. Ve sonuçta bu hali alacak. Abi bu kar beyazı yani bu bize özel biz geleceğiz diye değil mi? İşte halkın, vatandaşların söylediği bir laf var ya, koyun eti yemem.
Evet. Bu hale getirmedikleri için koyun kokusunu hissederler. Değil mi? Bence normal koyun etinin kokusunu almak istemiyorsan yani, normal eti bile soğuk suda 2-3 saat bekletip de yemeklere öyle katsalar bayanlar, ev hanımları, koyun kokusunu gerçekten de kaybederler. Peki biz bunu evde yapacak olursak kaç saat pişirmemiz lazım? 2,5 saat. Kaynamasıyla beraber. Düdüklüde falan değil değil mi? Normal tencerede. Yok, normal tencerede düdüklüde olmaz. Çünkü düdüklüde köpüğün alma şansın olmaz. Değil mi? Bunu yaparken köpeğini sürekli almamız lazım ki acı tadı vermesin, doğru mu? O koyun kokusunu. Sen şimdi bütün kemikleri ayırdın oradan, hiçbir şey kalmadı. Bu resmen bile et. Sadece dilini soyacağız. Hı-hı. Yanağını soyacağız. Gözlerini, siyahını çıkaracağız. Bu şekilde göcüğün yağını yiyeyim senin. Evet, sen alalım. Budur yani. Öyle ayırıyorum. Muammer Usta, Allah sana uzun sağlıklı ömürler versin. Amin. Ama Allah korusun, sen bu işi bıraktıktan sonra biz buraya geldiğimizde senin oğlandan, damattan bu lezzeti yiyebileceğiz mi? Benim için önemli. Ona ben kefil oluyorum. Sıkıntı yok değil mi? Güvence oluyorum. Aynı elimi aldıklarına eminim. Emin olmasam zaten bu tezgahı onlara bırakmam. Bir de orada bir bakalım bakayım nasıl doğruyorsun. Vallahi özlemişim ya. Dili mi doğradın şimdi? Yok. Dil ve yanak. Dil ve yanak. Dil ve yanak. İkisini biri beraber doğradığım için göremedim. Güzel. Peki bu beyinle ilgili ne düşünüyorsun? Yani beyinle ilgili çok fazla soru geliyor. Yani kellesi üç, beyinsiz olmaz. Beyinle şiddetle karşıyım. Niye karşısın? Kelleyle beraber olmasına karşıyım. Ama o kelleden çıkıyor mesela. Beyin buruna bağlı. Ayrı bir organdır. Evet. O zaman ben sana bir şey sorayım. Sor. Kelleci var. Evet. Mumbarcı var, şırdancı var, ciğerci var, kokoreççi var, varoğlu var. Evet. Neden beyinci yok, neden yumurtacı yok? Niye yok bilmiyorum, sana sorayım. Sen daha eskisin, sen daha iyi bilirsin. O zaman beynin benimle ne alakası var? Ha. Ayrı bir şey, bir organdır o yani. Beyin olmaz diyor. Yani ben 45 yıl önce de, 50 yıl önce de yani senin baban da beyinsiz mi satarmış kelleyi? Beyinsiz satarlar. Kesinlikle beyin hiç kullanılmadı. Babamız, dedelerimiz. O zaman sonradan ortaya çıkmış bir şey diyebilir miyiz? Şimdi sakatçıların beyni satamadığından dolayı ellerinde kalmaması için onu menfaat uğruna ticarete dönüştürüyorlar. Beyni şart koşuyorlar. Beynini alırsan kelleyi veririm diyorlar. Ben istemiyorum kardeşim, beynini çöpe at. Bana fiyatın farkını koy. Ben o şekilde beyinsiz istiyorum yani. Sen şimdi o kadarı bize yaptın. Biz tabii dükkanda, ama ben senden bir şey istiyorum. Bunu tabii. Sen bize ayrı yaptın. Biz gidip oturacağız, yiyeceğiz. Tabii, burada yemeyeceğiz. Böyle uzun oturacağız, yiyeceğiz. Aynen. Ama ben senden bir şey rica edeyim. Bunun haricinde bana şöyle bir çeyrek, bir sokum yapsana çeyrek. Şimdi sen böyle sandviç ekmeğini diyorsun. Sandviç ekmeğinde pamuk gibi. Aynen, aynen. Şimdi aynen, o neyi çıkardı? Bu yanak. Derler ya, bir sokumluk. Bir sokumluk, ha. Tam aynen, böyle bir sokumluk aynen. Yaptı bana. Geçen geldiğinde de bir sokumluk yemiştim. Aynen, aynen. Bu da iç yanaktan katalım biraz. İç yanaktan kat biraz. Sen Allah'ına kurban. Peki bir şey soracağım şimdi Muammer Usta. Her gün yiyor mu doğru seni? Bak her gün yiyor mu? Vallahi her gün olsun, her gün yerim. Bir ay tatil yaptım. Önünde şimdi her gün olsun. Bir ay tatil yaptım. O anlamda söyleyecektim. Söyle. Yemin ederim ben memleketimde olmama rağmen söğüşümü özledim. Özledin değil mi? Ama evet. Burada bu tezgahın başında olduğun sürece burada yememek mümkün mü ya? Mesela şimdi burada acıktım, müşteri yoğun. Al işte. Şu hareketi yapmam mümkün mü? Değil mi? Çünkü yemek yiyecek zamanın yok senin. Aynen öyle. Her gün yiyor. Peki sen bu gençliğinle bu kelleye mi borçlusun? Öyle genç diyorsan öyledir. Tam bir İstanbul beyefendisi, tam film artisti. Sen Allah'a vurma. İltifatına teşekkür ederim. Estağfurullah oğlum her şey. Neyse o. Sen acı seversin. Ben acı severim. Sadece tuz ve pul berat adam. Başka bir şey yok ya. Başka bir şey gerek yok. Kimyon atmıyorsun yani. Gerek yok hocam. Değil mi? Gerek yok. Taze söğüşe. Başka kokuyu katmamak lazım. Peki bir şey soracağım sana. Şimdi bu sakatat maalesef ülkemizde çok pahalı. Yani 2 daha 4. Doğru mu Muammer Usta? Aynen öyle. Pahalı. Şimdi biz mesela demişsin ki sen bir buraya... şey söyledim. Sakatat dedim. Benim sattığım ürün sakatat değil. Sakatat değil mi? Kesinlikle. Ama genelde kelli sakatat olarak bilinir ya. Eğer yanak sakatatsa hayvatın poposunu büftekliye yediğimiz yer haydaydı sakatat hocam. Bu neresi sakatat? 24 saat hareket halinde olan bir yanak sakatat olabilir mi? Uyuyan etler sakatattır. İç organlar sakatattır. Gün güneş görmeyen organlar sakatattır. Beyin diyorsun. Beyin o yüzden kullanmıyorum. Sakatat. Peki bir şey soracağım sana. Şimdi sen 45 yıldır bu tezgahın başındasın. Evet.
Şimdi 45 yıl önce bu gariban yemeği miydi, zengin zengin? Gariban yemeğiydi. Ha, şimdi garibanlar ne yapıyordu? Geliyordu mesela. 2 kelle, 3 kelle, 4 kelle ayıkladırıp alıyorlardı. Niye? O zaman günümüzün parasıyla... Şimdi bir sandviçi zor alıyorlar. 10 liraydı örnek veriyorum. Aynen öyle hocam. Ağzı, doğru mu? Aynen öyle. Şimdi mesela kelle, tüm kelle 50 lira. Maalesef günümüzdeki işte diyorum ya, sakat at, işte kelleler, evet, ciğerler, evet, falan filan pahalı olduğu için maalesef biraz pahalı. O yüzden şu an zengin yemeği oldu. Şu pozisyonda, şu ortamda çok pahalı. Çok pahalı. Şunu şu anki gerçek fiyat 60 lira olması lazım. Ben vicdanen yapamıyorum. Sen pandemide de açıktın. Açıktık. Paketimizi yaptın. Paketimiz hazır hocam. Sen Allah'ına kurban. Hadi o zaman biz yemeğe gidelim. Ellerine kollarına sağlık. Üç tane de sandviç koy içine. Valla yiyeceğiz yani. Yani... Muammer Usta'nın kelle söğüşünü beğenirsiniz beğenmezsiniz bir şey diyemem. Ama bir kere emeğe saygı kesinlikle. 1890 yılından beri aileden gelen bir gelenek ve bu işi yapan bir insan. Yani ben seviyorum. Her İstanbul'a geldiğinde mutlaka uğruyorum. Şimdi bize paket yaptı. Biz o paketi oturacağız, yiyeceğiz. Ama ondan önce ben şöyle bir yarım ekmek yemek istiyorum. Açık konuşmak gerekirse şunu söyleyeceğim. Yani Muammer Usta da her gelmemde lezzette hiçbir değişiklik göremiyorum. Bak adam kimyon atmadı. Sadece pul ver tuz attı ve gram, yemin ediyorum size, gram koku yok. Bak. Arkayı görüyor musunuz? Kuyruk oluştu. Kuyruk. Valla çok güzel. Ben seviyorum. İstanbul'a gelirseniz bir kere deneyin. Bak bak bak. Burada oturanlar bir. Bir ikincisi, bir de ayakta bekleyenler var. Gerçekten Muammer Usta bence İstanbul'un bir kültürü ve bu kültüre kesinlikle sahip çıkmamız gerek. O yüzden İstanbul'a her geldiğimde mutlaka vuruyorum. Abi şunu vereyim mi ben ya? Geldi. Hazır. Yok, hiçbir yedim, bunu yiyeceğim. Dur abi, bunu yiyelim. Abi herhalde. İstanbul'un bir marka değeri Muammer Usta. Çok net. Vallahi var ya, yemin ediyorum size, gram koku yok. Gram koku yok, çok iyi ya. Mutlaka ama mutlaka Muammer Usta'ya. Kolum uyuştu ya. Yemin ederim kolum uyuştu. Muammer Usta'ya mutlaka İstanbul'a gelirseniz deneyin. Sandviç ekmek 15 lira. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşçakalın. Muammer Usta bak. Yüzün diye söylemiyorum. Harbiden her geldiğimde aynı lezzet ya. Hiçbir değişiklik yok. Teşekkür ederim. Senin Allah'ına kurban ya. Eyvallah. Bu 15 lira. Bu şey mi yapıyorsun? Bu porsiyon. Porsiyon 20, ne kadar? 26 lira.
26 lira sandviç ekmeği. Arkadaşım ağzına, ağzına bir lokma verdim, hiç yememiş. He. Önce sandviç istedi, sonra porsiyon ödedi işte. Peki benim yediğim ne kadar? Yarım, öyle veriyor musun yarım? Tabii. Ne öyle kadar öyle? Ekmek arası 15 lira. 15 lira. Yok ama benim tüm ekmek arası 15 lira. Nasıl? Tüm ekmek arası mı 15 lira? Tüm ekmek değil, özel sandviçimiz. Tamam, şu şekilde 15 lira. Ben yarısı yedim ya, o yarımdan veriyor musun? O senin yarımdan da veriyoruz. O ne kadara veriyorsun? 8 liraya veriyoruz. Tamam, tamamdır. Ben onu soruyorum. Yani mesela gelenler buraya gelin, ya bir yarım yiyin. Lan vallahi harbi ağzım şu an dudaklarım yanıyor. Ama harbiden yedik diye yesin geliyor ya. Teşekkür ederim. Bu bir porsiyon işte. Rahatlıkla bir kişiyi doyuruyor. Hocam tuz, biber. Sana gözünün yağından vereyim bir tane. Vallahi bir gözünün yağından verirsen yeriz ya. Peki Muammer Usta, bu nereden çıktı? Böyle bunun gözünün bu yağını... Bu gözünün yağı. Nereden çıktı bu yani? Şimdi... İlla ki vardır bunun bir olayı, ben sana söyleyeyim. Bunun hikayesi var. Söyle hikayesini. Şimdi padişahın zamanlarında evet, zindanlarda atılan bir hafif süslü cezalar. Hı-hı. Adama sormuşlar. Tek çeşit yemek seçme şansın var. Hı-hı. Kuru fasulye, pilav, her neyse. Demiş ki ben kelle istiyorum, her gün bir tane kelle istiyorum. Hı-hı. Tamam demişler, atmışlar zindana. Normalde 41 gün geçtiği zaman tek çeşit yemek yiyen bir insanın midesi bertaraf ediyor. İflas yani ediyor. Teslim oluyorsun. Ayağa kalkma şansın yok. Ağrılardan, sancılardan. Fakat içlerinden bir tanesi kelle yiyen sabah kalkıyor, gözünün yağından başlıyor. Evet. Öğlen yanaklarından, akşam dilinden derken her gün devirdeğim yapıyor. Sabah yanaktan başlıyor gözünün, ama önemli olan şu, gözünün yağı mideyi besliyor. En önemli yeri o mu? Tabii ki. Ben bunu özellikle bir doktor değilim ama kendimden bildiğim için mide ağrısı çekenlerin, özellikle mide ağrısı çekenler için her gün gözünün yanında bir tanesini yemesini tavsiye ederim. Olay bitirir mi diyorsun? Kesinlikle. Peki kesinlikle. Senin en sevdiğin yeri neresi? Gözünün yağı. Sen de Allah'ına vurma. Senin gözünün yağını yiyeyim ben. Şimdi bu hikaye böyle süre gelirken en son diyorlar ki işte vezirler falan filan padişaha şikayet ediyorlar. İçeride biri halen ayakta. Nasıl oluyor bu? Padişah diyor ki getirin onu bana. Oğlum diyor, sana dışarıdan yemeğe kim verdiyse diyor, söyle seni azat edeceğim. Hı hı. Aşağı padişahım diyor. Ya o zaman diyor, nasıl ayakta duruyorsun kimseye yemek vermediyse? Kafasını gösteriyor. Ne demek diyor ya? Bizde kafa yok mu hesabı? Padişah daha da hiddetleniyor, sinirleniyor. Padişahım kafa diyorum, yine anlamıyorsunuz diyor. Oğlum söyle bak, kötü olacak hesabı. En son dayanamıyor. Padişahım diyor, ben her gün kelle yedim ama diyor, tek çeşit yemek değildir ki diyor. Üç çeşit yemektir. Gözünün yağı ayrı, dilinin tadı ayrı, yanağın lezzeti ayrı. Ben üç çeşit yemek yedim. Onun için ayaktayım diyor. Padişah diyor, salın bunu diyor. Çağırıyor aşçılarını. Kelle yapamadı. Bana her hafta diyor, iki gün kelle yapacaksınız. Gözünün yağı. Padişah yemeğe diyorlar ya işte. Satır evet, adam yemeğe falan filan. O işte oradan kalıyor bu hikaye yani. O zaman ver de ben bir yiyeyim ya. Buyurun. Allah'ını seversen ver de. Ben, ver, senin de Allah'ına kurban. Tek seferde mi yutacağım bunu? Tek seferde mi yutacağım? Hadi bakalım. Tek sokum geçen köye. Tek sokumluk. Vallahi bu lokum gibi ya. Şundan var ya, bana her gün ver yerim ya. Şimdi gidemiyorsun ki, bana soruyorsun. Sen her gün kendine yiyor musun? Bu yenmez mi? Ben de olsam her gün burada yerim ha. Yani, acıkıyorum, kalabalık burada. Ne yapacağım? Midem ağrımış, karnım aç. Kelle söğüş, bitti olay. İşte bu. Hastalığı bu. Sen Adana'ya gel, sana bir şuradan yedireceğim, tamam mı? Şapkalının yanında yedireceğim. Ben sana her yerde yediririm, merak etme. Hadi görüşürüz. Hocam, bay bay.